kocamıyım. Rıfkı ölecekse ölecek. Alemin herifi için kendini yırtma. Nasıl yırtmam anne? Rıfkı gibi iyi bir koca ben nereden bulurum? Tam da belediye reisi olmuştu. Evet, şanı, şöhreti yerindeydi. Bak be, senin inadın yüzünden kızımız evde kaldı. Ne olurdu verseydin sanki? Şuna bak, hala vermiyor. Sayın başkanım, her şey tamam. Güzel. Merhaba sayın başkanım. Demek yolculuk yarına. Kısmetse, meyveleri bedava mı satıyorsun? Şerefe sayın başkanım. Cuma saat 4'e 10 kalaya kadar. Sonra gene bizim bildiğimiz fiyatlarla satacağız. Sen usule uygunsuz hareket ettiğin için seni ticaretten men ediyorum. He? Bu herifin dükkanını kapayın. Ne? Ya! Gider ayak beni yaktın. Merhaba başkanım! Ne olan, bayram mı var? Seni uğurluyoruz ya başkanım, bundan iyi bayram mı olur? Yalnız sizden bir ricam var. Eşek kesme müsaadesi mi isteyeceksin? Babama selam söyle, o da gideceğin yerde. Ben ananın bulunduğu kısma gidiyorum, ona söylerim. Hoş geldiniz başkanım. Helvanı yapıyorum. Ver bir tabak da yiyelim. Tabii, tabii. Buyurun sayın başkanım, afiyet olsun. Ulan bunun şekerini eksik koymuşsun. Müsaadenizle başkanım. Elbise dikeceksen zahmet etme. Kapaklı mı olsun? Cepleri kapaklı olsun, yakaları geniş, pantolonun paçaları 25 santim olsun, omuzlarını geniş yap. Ben terzi değilim efendim. Ya necisin? Ben tavukçuyum başkanım. Müessesemizin hediyesi bu. Cevizden mi olsun, meşeden mi olsun? Suntadan yapılan. Sunta daha iyi değil mi? Gel! Bunlar neden dövüşüyorlar? Sizin için başkanım. Öldükten sonra cenazeyi biz kaldıracağız diyorlar aşağı mahalleliler. Bizimkiler de bu bizim hakkımız diyorlar. Anlaşamadılar, şimdi de dövüşüyorlar. Sonuç ne olacak dersin? 10 ölü, 20 yaralı olur derim sayın başkan. Az! Siz de dövüşe girin de ölü sayısı artsın. Bilerek ölmek enayiliktir sayın başkanım. Ben enayi miyim şimdi? Kimse ne zaman öleceğini bilemez oğlum. İnsanlar her gördüğü rüyayı gerçek kabul etmemeli. Sen sıhhatlisin, daha çok seneler yaşayacaksın. Sana çoktandır söylemek istediğim bir meseleyi anlatmak istiyorum. Romatizması olan çok insan, yağmurun ne zaman yağacağını bilir. Senin gibi. Sende de romatizma var, bacakların ağrıyınca yağmur yağıyor değil mi? Evet hocam. Senden tekrar rica ediyorum. Halka bir evliya olmadığını itiraf et ve gerçekleri anla.